Canım arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Konumuz bu hafta artık parabol gençler. Neleri işledik? Polinomları işledik, fonksiyonları işledik, ikinci dereceden denklem, eşitsizlikleri işledik ve 5. haftanın konusundayız. 5. konumuzdayız. Parabol işleyeceğiz. Parabol zaten ikinci dereceden denklem ve ikinci dereceden eşitsizliklerle alakalı olan bir konu. Aynı zamanda tabi fonksiyonlarla da alakalı. ve polinomları da çok iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla artık tüm bildiklerimizi buralarda uygulama zamanıdır diyebiliriz. Özellikle ikinci dereceden denklemler konusunda bildiklerimizi, öğrendiklerimizi artık burada uygulayacağız. Umarım sağlığın saatin yerindedir. Umarım senin için bu konu anlatım serisi gayet verimli geçiyordur. Valla verimli geçmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sizler için sevgili arkadaşlar. Umarım başarılı da oluyorumdur diyelim. Abone olduysan ve videoyu da lütfen beğendiysen ki çok kolay bir hareket videoyu beğenmek. Videoyu da beğendiysen sevgili arkadaşım geçelim dersimize. Hadi buyurun bakalım. Evet, dersin ismi parabol ama parabolün ne olduğunu bilmek en az dersi anlamak kadar, bu konuyu anlamak kadar da mühim. Açıkçası böyle parabolle alakalı değişik düşünceler içerisine girmene gerek yok. Çünkü parabol dediğimiz şey çok da farklı, çok da muazzam ee, öneme sahip bir şey değil. Parabol dediğimiz olay aslında bakarsak bir şeklin ismi. Yani matematikte nasıl ki işte dikdörtgen, kare, üçgen, beşgen, çember denildiği zaman hemen herkesin aklına bir şekil beliriyorsa bundan sonra parabol denildiği zaman da aklımıza elbette bir şekil canlanmalı. Çünkü parabol belirli özelliklere sahip bir şeklin ismidir arkadaşlarım. Parabolik şekilleri başka bir derste meraklı öğrencilerle tamam beraber işleyebiliriz sizlerle işleyeceğiz yani yine Şimdi bizi ilgilendiren biçimiyle parabolü tanımlamaya çalışalım. İkinci dereceden fonksiyonların sevgili arkadaşlarım grafiklerine biz parabol diyoruz. Demek ki bu ikinci dereceden fonksiyonların e, grafikleri belirli özelliklere sahip bir şekilmiş. Yani işimizin büyük kısmı ikinci dereceden fonksiyonlarla o halde ikinci dereceden fonksiyonu da bir tanımlamamız lazım. Hatırlayalım diye. A sıfırdan farklı olmak üzere ABC reel sayı olduğunda ax kare artı bx artı c eşittir fx fonksiyonuna biz ikinci dereceden fonksiyon diyoruz. a'nın burada sıfır olmaması gerekiyor. Çünkü a sıfır olduğu takdirde yani burası gider. Ve artık ikinci dereceden bir fonksiyon karşımıza çıkmaz. Artık orası birinci dereceden bir fonksiyondur diyebiliriz. Parabolün dizaynı. Şimdi arkadaşlar parabolün şekilleri ya şu şekilde ya da bu şekilde biz bunlarla ilgileneceğiz. Bunlarla ilgilenirken de örnek veriyorum şuradaki parabolün kolları dediğimiz olayın parabolün kolları yukarı doğruysa karşımıza bu şekilde bir parabol çıktıysa biz bu parabolü güzel bir tanıyalım. Parabolü tam ortadan ikiye bölen yani simetrik iki parçaya ayıran doğruya biz parabolün simetri ekseni diyoruz. Nasıl ki mesela örnek veriyorum K harfini düşünelim. K harfinin simetri ekseni şuradadır. Yataydadır değil mi? Şimdi U harfinin simetri ekseni neresidir? İki eşit parçaya ayırmak istiyorsan bu şekildedir. E, bu da U harfine benziyorsa demek ki benim simetri, simetri eksenim bu parabolün tam ortasında olacak ve iki eşit parçaya ayıracak bu parabolü. Peki bu iki eşit parçaya ayırdığı yerle parabolün kesiştiği noktaya ben ne diyeceğim? Parabolün tepe noktası diyeceğim. Ben parabolün tepe noktasını böyle evrensel olarak kabul edilen Absesini R ve ordinatını da K ile K harfiyle göstereceğim. R'yi ve K'yı bulmanın tabii ki çeşitli yöntemleri var. Parabol simetrik bir yapıya sahiptir diyoruz. Bizim için parabolün en ama en önemli özelliği bu. Ki son 10 senedir falan böyle parabolle alakalı çıkmış sorulara bakacak olursak da ÖSYM bizi her daim parabolün simetrik bir yapıya sahip olmasıyla bu özelliği bilmemizle sınıyor. Eğer bu özellik aklımızın her zaman bir kenarında duruyorsa sevgili arkadaşım mutlak surette ben o soruyu çok basit bir şekilde çözebilirim. Aklımıza gelmeyen yer burası olduğu için bazen soruların içerisinde çok fazla uğraşıyoruz, çok fazla didik ediyoruz o soruyu. Ama dikkat. Parabol simetrik bir yapıya sahiptir. Sen de bütün sorulara başlarken bu özelliği aklının bir kenarında tutarak başla. İçinden bunu tekrar ederek başla. Şimdi ikinci bir özellik parabolün kolları yani şuradaki gösterdiğimiz şu kol ve şu kol. E, aşağı veya yukarı yönlü olabilir? Eğer ki baş katsayımız olan a, hani ax kare artı bx kare artı ve ax kare artı bx artı c demiştik ya biz parabole. Eğer şuradaki a sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru, sıfırdan küçükse eğer kollar aşağı doğru olmalı diyeceğiz. Ve parabolün tepe noktası olan RK koordinatlarına sahip t noktası da. Bizim parabolümüzün tepe noktasıydı ve buradaki R ve K şu şekilde bulunur diyoruz. R'yi bulmak için eksi B bölü 2A formülünü kullanacağız. K'yı bulmak için de burada elde ettiğimiz R'yi alıp fonksiyonda yerine yazmamız gerekiyor. E sonuç olarak ben zaten bir ordinatı bulmak istiyorsam elde ettiğim apsisi gidip fonksiyonda yerine yazmalıydım zaten. Burada sıkıntı yok. Ama şuradaki eksi b bölü 2a bizim için önemli. Kökler toplamının yarısı dendiğinde ne anlamamız gerekir? Bunu da bir inceleyelim. Şimdi ax kare artı bx artı c. Şimdi arkadaşım bu bir denklem olsun. ikinci dereceden denklem olsun tamam mı? E şimdi biliyorsun ki bizim bu parabolümüzün ya da fonksiyonumuzun herhangi bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar benim köklerim de biliyorsun fonksiyonun kökleriydi. Buna x1 buna x2 diyelim x1 ve x2 madem bu parabol simetrik bir yapıya sahip bu simetrik yapının şurasının şuraya eşit olması gerektiğini de biliyorsun. E şimdi o halde ben r'yi yani tam ortadaki sayıyı x1 ile x2'nin tam ortasındaki sayı olan r'yi nasıl bulurum? Tabii ki x1 ile x2'nin aritmetik ortalamasını alırım. Yani x1 artı x2'yi ben 2'ye bölerim. Aritmetik ortalamasını bulurum. x1 artı x2 formülü neydi? Kökler toplamının. Eksi b bölü a'ydı. Ben bunu 2'ye bölecek olursam. Eksi b bölü 2a formülü ortaya çıkar. Bu da bana r'yi verir diyebilirim zaten. Tamam mı? Parabolün simetri ekseni de x eşittir r doğrusudur diyoruz. Yani sen gidip bir parabolün örnek veriyorum. 2x kare eksi 6x artı 7. Böyle bir parabol var. Bu parabolün tepe noktasını yani r'sini buluyorsun. Eksi eksi 6 bölü 4 diyorsun. Bu da neyi veriyor bana? 3 bölü 2. Şimdi r'si 3 bölü 2 ya bunun. x eşittir r doğrusundan bahsetmiş. O zaman x eşittir 3 bölü 2 doğrusu. Doğrusu bu parabolü tam ortadan ikiye ayıran, simetrik biçimde ikiye ayıran simetri eksenidir diyorum. X eşittir 3 bölü 2 doğrusu simetri eksenimizdir diyoruz. Yani sen R'yi bulduktan sonra X eşittir R dersen bu benim simetri eksenim olur diyeceğim artık. Tamam mı? Şimdi gelelim şuraya. İkinci dereceden fonksiyon demişken diskriminanttan da bahsetmemek tabii ki ayıp olur arkadaşlar. Hatırlatma olarak ikinci dereceden denklemlerde diskriminant ne işe yarıyordu? Buna bir el atalım. Fonksiyonların grafiklerinin x eksenini kestiği noktalar biliyorsun ki o fonksiyonun sıfırları yani kökleriydi arkadaşlarım. İkinci dereceden denklemlerde ise delta sıfırdan büyükse diyoruz denklemin farklı e, iki reel kökü vardır diyoruz birbirinden farklı. Delta sıfıra eşitse çakışık 2 reel kök vardı ve delta sıfırdan küçükse denklemin reel kökü yoktu. E şimdi madem ben buradaki köklerle fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları ilişkilendirebiliyorum. O halde o halde Delta sıfırdan büyükse denklemin iki farklı reel kökü varsa demek ki benim parabolüm bu x eksenini iki farklı noktada kesecek. Eğer çakışık iki reel kök varsa iki defa aynı noktada kesecek. Demek ne demek? x eksenine teğet olacak demek ve denklemin reel kökü yoksa tabii ki x eksenini kestiği yerde yoktur diyeceğiz. Yani delta sıfırdan büyükse parabol x eksenini farklı iki noktadan keser. Yani buradaki ve buradaki gibi Kollar aşağı yukarı olabilir hiç fark etmez ama delta sıfırdan büyükse parabolün şekli bu şekilde olmalı. Yani x eksenini bu kollar iki farklı noktada kesmeli. Delta sıfıra eşitse ne dedik? Çakışık iki reel kök vardı ve bu durumda da parabol x eksenine teğet oluyordu. Yani buradaki ve buradaki gibi yine kollar aşağı yukarı olabilir sıkıntı yok. Delta sıfıra eşitse parabol x eksenine teğet olmalı ve delta sıfırdan küçükse sevgili arkadaşlar Parabol x eksenini kesmemeli çünkü reel kök yok. O halde ne yapmamız gerekiyor? Kollar yukarı doğruysa parabol daima bu tarafta x eksenini kesmeyecek. Kollar aşağı doğruysa da parabol daima negatif bölgede olacak diyeceğiz. Birinci örneğimize bir bakalım birlikte. Bu fonksiyonun grafiği kolları yukarı doğru olan bak kolları yukarı doğru olan bir parabol olduğuna göre A artı B toplamına alabileceği en küçük tam sayı değeri sormuş. Öncelikle ben bunun bir parabol olduğunu biliyorum. Parabol neydi? İkinci dereceden fonksiyonun grafiğiydi. Madem ikinci dereceden olmalı, ikinci derecedense buraya bakıyorum, birinci dereceden. Bu olmaz. Buraya bakıyorum, bu da olmaz. Demek ki şu kısmın, yani x'in kuvvetinin 2 olması gerekiyor. x kare eşittir x üzeri b eksi 2 ise demek ki b eksi 2 burada 2 olmalı sevgili arkadaşlar. Ve b'nin de buradan 4 gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. b kesinlikle ama kesinlikle 4'müş. Bu cepte. Şimdi ben a artı b'nin en az değerini yani minimum değerini arıyorum. Pekala şimdi bir de A hakkında yorum yapmamız gerekiyor. Ne demişti? Kollar yukarı doğru. Kollar yukarı doğruysa baş katsayı pozitif olmalıydı. Yani A artı 3'ün kesinlikle pozitif olması gerekiyor. Yani A'nın eksi 3'ten daha büyük olmasını bekleriz. Şimdi ben burada A artı B'nin en küçük değerini arıyorsam A artı B de B de 4 ise demek ki A'nın en küçük değerini almam gerekiyor. Peki A eksi 3'ten büyükse eksi 3'ten büyük olup en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki eksi 2'dir. Demek ki sevgili arkadaşlarım A'yı da burada eksi 2 seçmemiz gerekiyor. Eksi 2 ile artı 4'ün toplamı bana cevabı yani 2'yi verir diyeceğim. İlk sayfamızı parabolde bitirdik ve devam ediyoruz ikinci sayfamızda. Örnek 2'deyiz artık x kare eksi 6x artı m eksi 3 parabolü x eksenini birbirinden farklı iki noktada kestiğine göre m'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi birbirinden farklı iki noktada kesiyorsa demek ki delta sıfırdan büyük olmalı diyeceğiz. Delta sıfırdan büyükse deltamız neydi? b kare eksi 4ac. Şimdi bunu iki yoldan çözeceğim. Çok ama çok dikkatli dinle lütfen. E, videoyu sardırma falan şurada ikinci bir yoldan da çözelim bunu. b kare eksi 4ac dedim. Daha sonrasında ne dedik delta sıfırdan büyük olmalı da demiştik bu cepte pekala deltamızı hesaplayalım b'nin karesi yani 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 3 sıfırdan büyüktür dedik. Daha sonrasında 36 eksi 4 m artı 12 sıfırdan büyük olmalı dedik ve 4 m küçüktür 48'i elde ettim. Her iki tarafı 4'e bölersem m 12'den daha küçük olmalı dedim ve m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri de burada m maksimum tam sayı değeri eşittir 11'dir deriz. Bu bir. Bir de ikinci yolumuza bakalım. İkinci yol için ikinci yolun uygulanabilir olması için baş katsayının 1 olması gerekiyor. Lütfen unutma. Şimdi delta sıfırdan büyük olmalı dedik ya. Yani şuradan itibaren başlıyoruz çözüme. Delta sıfırdan büyükse eğer B'nin yani şuradaki eksi 6'nın yarısının karesi yani eksi 3'ün karesi de M eksi 3'ten daha büyük olmalı. Böylelikle 9 büyüktür M eksi 3 derim. 12 büyüktür M ise M'nin alabileceği maksimum değer 11'dir deriz. Yani delta'yı hesaplamadan delta'nın sıfırdan büyük mü küçük mü yoksa sıfıra eşit mi olduğunu anlayabilmek tabii ki mümkün ve ben size bu yolları gayet net bir şekilde öğretmiştim. Hayırlı uğurlu olsun İşimize yarıyor bu yollar. Evet üçüncü örnek. 3x² 3. örnek 3x kare artı ax artı 3 parabolü x eksene teğet olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş. x eksene teğetse deltamız 0 olmalıydı. O halde Delta'ya bakalım. B kare eksi 4 AC'ydi. Ve B'miz A'ydı. A'nın karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 3. Eşittir 0 olmalı dedim. Buradan A kare eksi 36 0 A kare 36'dır. Ve A'nın alabileceği değerler de eksi 6 ve artı 6'dır. İşte A'nın alabileceği değerler bunlarsa çarpımı sorulmuş bunların. Çarpımı eksi 36'nın ta kendisi yapar. Cevabımız da eksi 36 olur arkadaşlar. Hemen geçtim 4'e fx fonksiyonu bana verilmiş neymiş x kare eksi 6x artı a eksi 2 bu fonksiyonun grafiği de aşağıda verilmiş bize ab arası 4 birim olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş bana. Şimdi arkadaşlar ab arasının 4 birim olması demek bana neyi verir? Çok ama çok dikkatli dinle ben tepe noktasının nasıl hesaplandığını biliyorum tepe noktası da tam olarak şurası diyelim. Tamam ve tepe noktası burayı iki eşit parçaya böler. Tepe noktası olan R'yi nasıl hesaplıyordum? Eksi B bölü 2A ile hesaplıyordum. Peki B'miz kaç burada? Eksi 6. Eksi eksi 6 bölü A'mızda 1 olduğuna göre 2 diyeceğim. Eksiler gitti 6 bölü 2'den 3 geldi. Yani burası kaçmış? 3. Hocam madem burası simetrik ve şu ikisi arası 4 birim. O halde 2 birim burada 2 birim buradadır. 3'ten 2'yi çıkardım burası 1'dir. 3'e 2 ekledim burası 5'tir. Yani benim parabolümün kökleri 1 ve 5'miş. O halde kökler çarpımı kaçtır? Tabii ki 1 kere 5'ten 5'tir ve ben kökler çarpımını nasıl buluyordum? Hatırla C bölü A ile buluyordum. C'miz burada A eksi 2. A'mız da 1 olduğuna göre 5 eşittir A eksi 2 derim. A buradan 7'nin ta kendisi gelir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Cevap 5'ti. Evet 5. örneğimizdeyiz. Cevap 7'ydi. Örnek 5. X kare artı 4. X eksi 12. Bu parabolün x eksenini kestiği noktalar ve tepe noktasını köşe kabul eden üçgenin alanı sorulmuş bize. Hemen şöyle yapalım. Bir tane şöyle x, y kartezyen koordinat sistemi çizelim. Şurası, aha şurası x, aha burası y, aha burası 0. Şimdi ben bunu x'e x ve burayı da artı 6'ya eksi 2 diye ayırırsam çarpımları eksi 12 toplamları gayet 4 olur. Köklerimiz de 2 ve eksi 6'nın ta kendisi olur. Demek ki eksi 6 şurası ve 2 de burası. Buralardan geçen parabolü artık şu şekilde çizebilirim. Evet. Şimdi parabolun şekli aşağı yukarı ortaya çıktı. Ve ben bunun tepe noktasının eksi 6 ile 2'yi toplarım. 2'ye bölerim ve böylelikle eksi 2 olması gerektiğini de tabii ki söyleyebilirim. Bu şekilde bulabiliyorduk biliyorsun kökler toplamının e, yarısı. Yani köklerin aritmetik ortalamasıydı. Pekala. Eksi 2 için nereden geçer bu parabol? Tepe noktasının böylelikle koordinatını da bu, e, koordinatlarını bulmuş oluruz. Ordinatını da bulduktan sonra. Peki eksi 2'yi yerine yazarsam. 4 eksi 8 eksi 12'den hop burası eksi 16'yı verdi bana. Demek ki şurası kaçmış? Eksi 16'ymış. Şimdi diyor ki parabolün x eksenini kestiği noktaları ve tepe noktasını köşe kabul eden üçgen. Al sana o üçgeni ben mis gibi çizerim şöyle tamam mı? Demek ki buradaki üçgenimizin alanı soruluyor bize. Şuradaki üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı nasıl bulurum? Taban ki 8'dir. Yükseklik ki 16'dır. 8 çarpı Yük taban çarpı yükseklik bölü 2. Şunu da şunu sadeleştirelim. 8. 8 kere 8 bana 64'ü verir. Hayırlı uğurlu olsun cevap 64 birim kare olacakmış sevgili arkadaşım. Evet 5. örneği çözdük. Şimdi 6'ya doğru şöyle bir yol alalım bakalım. Örnek 6. fx fonksiyonu eksi 3 x kare eksi 4x artı c olarak verilmiş bize. AO ile OB'nin çarpımı 2 birim kare olduğuna göre c kaçtır? Bak çok müthiş bir çözüm göstereceğim. Bunu da bana bir öğrencim. Ee, sınıftayken çözmüştü. Şimdi gençler AO ile OB. Şimdi OB arası yani şurası aslına bakarsan B'nin absisine eşittir. Değil mi? Yani ben şuraya x2 dersem aslında şurası x2. AO arasının uzunluğu da şuradaki absisin eksilisidir. Çünkü oradaki absis negatif ya zaten. Uzunluk olsun diye o zaman x1'in eksilisidir bu da. Demek ki x1 çarpı x2 kaçmış? 2'ymiş eksi x1 çarpı x2 eşittir 2 ise o zaman x1 çarpı x2 kaçtır? Tabii ki eksi 2'dir. Şimdi ne demişti bana? C kaçtır? E ben kökler çarpımını buldum. Eksi 2. Kökler çarpımını bana ne veriyordu? Yani eksi 2'yi verir? C bölü A verir. E C'miz burada C zaten. A'mız kaç? O da eksi 3. Hop mis. 3'ü eksi 2'nin yanına gönderirsem C kaç gelir? 6 gelir. Bu benim öğrencimin çözümüydü. Efsanevi güzel bir çözüm. Gayet zeka kokan bir çözüm. O yüzden ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İsmi İlkim'di. İlkim selamlar. Devam. 17. değil 7. örnek. x kare eksi 35x artı 7k parabolü x eksenini birbirinden farklı a ve b noktalarında kesmekte. a sıfırdan büyük ve b sıfırdan küçük. a o eşittir 6 o b eşitliği sağlandığına göre yukarıda verilen parabolün denkleminde k'yı bul demiş bize. Şimdi öncelikle şurası x eksenimiz şurası y eksenimiz olsun. Parabol A ve B'de kesiyorsa demek ki A ve B benim için kök. Daha sonrasında AO uzunluğu OB'nin 6 katıysa ve A sıfırdan büyükse demek ki bunu burada çizeceğim. Bunu da burada çizeceğim. Ve benim parabolüm artık aşağı yukarı şu şekilde bir görüntüsü olacak. Evet gayet güzel çizdik bence. Daha sonrasında diyor ki bak AO uzunluğu yani şurası O bak. Şurası şunun 6 katıymış. Çok güzel o zaman ben buraya 6K dersem Şurasının uzunluğunun k olması gerekiyor. Bu uzunluk k ise demek ki buranın e, apsisi de eksi k olmak zorunda negatif olduğu için. Ve buraya k demeyelim çünkü e, neden? Buradaki k ile karışır. Buraya sevgili arkadaşlarım k demiyoruz a diyelim. Ya da m diyelim. Tamam burası 6m olsun burası eksi, eksi m olsun. Pekala. Şimdi k'yı bulacağız ya biz. Şöyle diyebiliriz. Tamam benim bir köküm eksi m'ymiş diğer köküm 6m'ymiş. Ben bunları toplarsam 5m bulurum kökler toplamı eksi b bölü a idi. Hop 35 gelir. Demek ki m burada kaçmış gençler? 7'ymiş. Artık 6 m ya burası. 6 kere 7'den 42 elde ederim. Burası da eksi m idi. Eksi 7'den eksi 7 olur bak burası da. Demek ki benim bir köküm eksi 7 diğer köküm 42. Şimdi gelelim kökler çarpımına. Eksi 7 ile 42'nin çarpımı bana kökler çarpımı olan 7k bölü 1'i yani c bölü a'yı verir. E 7k buysa 7 ile 7'yi sadeleştiririm. K buradan -42'nin ta kendisi gelir derim. Bu da güzel bir soruydu. Çözüm itibariyle de güzel sevgili arkadaşlarım. Örnek 7'miz. Geçtim 8. örneğe. Kolları yukarı doğru olan bir F parabolü var. Bak çok zekice bir çözümü var. Sizin de bu şekilde çözmeniz gerekiyor. Ne demiştim ben konunun başında şurada en önemli şey parabolün simetrik bir yapıya sahip olmasıydı. Bunu sakın ha sakın aklından çıkarmıyorsun ve 8. örneği bu şekilde çözüyorsun. Kolları yukarı doğru olan bir f parabolümüz var. x eksenini eksi 4 ve 6'da kesiyormuş. Şimdi şöyle gösterelim biz size. x eksenini eksi 4'de yani şurada ve 6'da yani şurada kesiyor diyelim. O halde benim parabolüm nasıl bir şekle sahiptir? Şöyle gelmiştir. Hop şuradan dönmüştür ve bu şekilde hareket etmiştir. Şurayı biraz çizemedim ama şöyle gösterelim ve şöyle yapalım. Evet şimdi daha düzgün oldu az öncekinden. Şimdi şurası eksi 4 burası 6'ymış ya. Y ekseninde nerede kesiyormuş? Eksi 6'da hocam. Çok güzel. Bunun tepe noktası ne? Bunun tepe noktasını hemen bulalım. Şöyle gösterdim. Bunun tepe noktası eksi 4'te 6'yı topladım 2. 2'ye böldüm 1. Bunun tepe noktasının apsisi 1'miş. Benden ne isteniyor? F2. Şimdi şurası 0 değil mi kardeşim? Benden de 2 mi isteniyor? Şimdi şurasıyla şurası eşit mi birbirine? Evet eşit. O zaman sıfırın gittiği yer olan eksi 6 şurası ile şurasıyla 2'nin gittiği yer mecburi olarak aynı olmak zorunda. Çünkü parabol simetrik bir yapıya sahipti. O halde benden f2 isteniyorsa f2 tabii ki de eksi 6'nın ta kendisidir. Çünkü f2 f0'a eşit olmak zorunda parabolün simetri bir yapıya sahip olmasından kaynaklı. Evet 9. örneğimizde çözdükten sonra artık bu videoyu sonlandıracağız. Çünkü yeni bir konuya geçiş yapacağız sevgili arkadaşlarım. Yeni konu dediğim parabolün bir alt konusu. Ya yani parabolü değiştirmiyoruz merak etmeyin. Şimdi iki tane fonksiyon verilmiş. x kare eksi 6x artı a ve x kare eksi 8x artı b şeklinde bu paraboller verilmiş. fx parabolünün x eksenini kestiği noktalardan birisi yani köklerinden birisi gx parabolünün tepe noktasıyla kesişiyormuş. Hmm, şimdi Örnek bir şekil olsun diye elimizde, örnek bir grafik olsun diye elimizde şunu yapalım. Ben fx'in tepe noktasının apsisinin 3 olduğunu görüyorum. Eksi b bölü 2a'dan. Şimdi 3 benim tepe nokta. Çok güzel. Şimdi bu tepe noktası 3 ise eğer benim parabolüm kolları da yukarı doğru olduğu için aşağı yukarı şu şekilde bir görüntüye sahip olabilir. Tamam mı? Aşağı yukarı. Şimdi bu parabolün köklerinden birisi demiş şey? Ya, yani şurası veya şurası GX'in tepe noktasıyla kesişiyormuş. Demek ki GX'in tepe noktası da şu şekilde x ekseninin üzerindeymiş. Bak bu GX artık. Bu da FX. Şimdi olmadığı takdirde öteki kökü denememiz lazım şurayı. Tamam Eğer bu yemezse onu deneyeceğiz. Şimdi arkadaşım tepe noktasının apsisi burasıyla kesiş kesişiyormuş ya. Bak GX fonksiyonunun tepe noktası ne? Eksi B bölü 2A'dan 4. Bak burası da 4'müş. Ha, demek ki doğru yeri çizmişiz. Şurayı çizseydim buraya 4 diyemezdim. 3'ün solunda kaldığı için. Demek ki doğru yere çizmişiz. Güzel şansımıza da güvendi. Şimdi devam ediyoruz. Hocam burası 4 ise bu 4, 4'e 0 noktası hem gx'i hem fx'i sağlamak zorunda. Soru bitti şu an. İki tane hamle yaptık soru bitti. Demek ki F4 sıfırmış. O halde 4'ü yerine yazalım. 16 eksi 24 artı A eşit 0 ise A buradan 8 gelir. Ve G4 de demek ki sıfır olacak. G4 sıfırsa G4 eşittir 16 32 artı B o da sıfır olacaksa B de buradan 16'nın ta kendisi gelir. Benden A bölü B istenmişti. Yani 8 bölü 16 istenmiş. O halde doğru cevap 1 bölü 2'nin ta kendisidir diyebilirim ve sevgili arkadaşım artık videomuzun sonuna da gelmiş oluruz. Şöyle sayfamıza uzaktan bakalım her zamanki gibi gaza gelmek için. Bunlar sırf gaza gelmek için ha kendimizi gaza getiriyoruz. Böyle sayfanın dolu dolu olması kimi gaza getirmez ki özellikle denemelerde falan. Düşünsene öldü. Çatır çatır doldurmuşsun ve o denemenin kontrolünde her sayfaya çatır çatır tik attığını düşün. Nasıl büyük gaza gelirsin? Efsane olur. Yani hani beni inanılmaz derecede motive ediyordu bu. Seni de motive ettiğini zaten biliyorum. Evet parabolde ikinci dersimiz buradaki nottan itibaren parabolde tepe noktasını fazlasıyla irdeleyeceğimiz yerden devam edecek. O derste görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.